Selam, herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir videoyla daha beraber izlemek isterdim ama hani güzel, sempatik ama biraz üzücü olayların olduğu bir dönemdeyiz. Biraz espri olsun, biraz da kullanışlı farklı bir şeyler olsun diye ben de oturdum bir tane maske ördüm. Şöyle bir, bu küçük ince iple yaptım bunu. Bu bir çocuk maskesi. Bunun şimdi biraz daha büyüğünü ya da aynı ölçülerde büyük insanlara göre olanı yapacağız. Benim bunu yapma amacım hani şimdi ortalıkta bir salgın var. Korona diye bir salgın var. Bunun için hazırladık. Bunun içerisine pamuklu kumaş veya peçete koyup o şekilde de kullanabilirsiniz. Ama sonradan şöyle bir şey düşündüm ki hani rahatsız arkadaşlarımız, İşte lösemi rahatsızlığından ya da kanser rahatsızlığından yatan küçük büyük birçok yakın arkadaşlarımız olsun. İşte küçük çocuklarımız, ablalarımız, teyzelerimiz var. Onlar için de aslında bunlardan bir kampanya oluşturup örüp onlara hediye mi etsek diye düşündüm. Ayıp mı olur bilmiyorum. Ama tamamen bu videomu iyi niyetli olarak üreteceğim, yapacağım. Sizlerin de güzel fikir ve desteğini bekliyorum arkadaşlar. Böyle kenarına bir de çiçek kondurdum. Bir kurabiyeli betilik yaptım. Her zaman simli süslü şeyler kullanmayı seviyorum biliyorsunuz. Duyarlı olalım. Temiz olalım. Her şeyin önemlisi bu. Şimdi bunu yapmak için ben şöyle bir ip kullanacağım. Bunu yaptığım ipi de göstereyim. Pembe ipim muhtemelen kalmadı. Bakın ben bunu daha küçük çocuklar için olsun diye yine sağlıklı anti-peeling, alerji yapmayan ipten yaptım bunları. İnce bir ip. Şimdi bize o göre olanı yapacağım. Bunu biraz daha kalın iple yapacağım. Bu şekilde. Şimdi bunun hazırlığına geçelim. İstediğiniz ip, tığ. Yani tığ şöyle önemli. İpinizde çok fazla delikler, gevşeklikler olmasın diye. Tığ bu sebepten önemli. Buna dikkat edelim. Şöyle şunu sıkıştırayım kaçmasın. Belki bu morla da simli kısmıyla da güzel bir çiçek yapacağım. Simli kısmına denk gelirsem daha iyi olur. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Yapım aşamalarına geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi 49 tane zincir yapalım. Şimdi 49 tane sık iğne zincir yaptım. Burada 1, 2, 3. Üçüncü zincir lobuna giriyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. İkinci zincir lobuna giriyorum. Devam ediyorum. Üçüncü zincir lobuna giriyorum. 10 tane sık iğne yapacağız yani toplamda. 3 yaptım. 4... 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane yaptım. Şimdi 4 tane de yarım trabzan yapacağız. Yine zincir lobuna giriyorum. 3 tane ilmeğim oldu. Bir kere de çıkarıyorum. Tekrar tığıma ilmek aldım. Girdim. 2 oldu. 3 oldu. 4 oldu. 4 tane yarım trabzanımı yaptım. Şimdi 19 tane trabzan yapalım. Yine zincir loblarına birinciyi yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. 19 tane yapacağız.
19 tane trabzan yaptıktan sonra tekrar 4 tane yarım trabzan yapıyorum. Kalan bakın zincir loplarıma 10 tane sırasıyla sık iğne yapıyorum. Şimdi yukarı çıkacağız. Bir zincirle yukarı çıktık. Burada bir sıra ilmeklerin arka lobuna çalışacağız. İkinci sıra normal öreceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Hemen göstereceğim. Şimdi yine aynı şekilde 10 tane sık iğne yapacağız. Buradaki ilk sık iğnenin şöyle arka lobuna giriyorum. Bakın mor renkli bir ip. Burada ön lob var, arka lob var. Görüyorsunuz saç örgüsüne benziyor. Bunun şu arka lobuna giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane bakın ilmeğin arka lobundan ördük. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı işlem. 4 tane yarım trabzan. 4 tane yarım trabzan yaptım. Şimdi 19 tane trabzan yapacağım. Bu sıradaki işlemlerimin hepsi ilmeğin arka loblarına olacak arkadaşlar.19 tane ilmeklerin arka loblarını yaptık. Şimdi yine arka loblardan devam ediyoruz. 4 tane yarım trabzan. 4 tane yarım trabzan yaptıktan sonra yine ilmeklerin arka loblarından devam ediyoruz. 10 tane sık iğne. 1 zincirle yukarı çıktık.
Tamam mı? Şimdi burada artık ilk sık iğneden itibaren başlıyoruz. 10 sık iğne, 4 yarım trabzan, 19 trabzan, 4 yarım trabzan, 10 sık iğne yaparak tamamlıyoruz. Ve nasıl tamamlıyoruz? Şimdi bir sıra zincirde ördük. İkinci sıramızı lastik gibi yapar gibi düşünün. İlmeklerin arka lobundan ördük. Bir sıra ilmeklerin arka lobundan öreceğiz. Bir sıra düz öreceğiz. Şimdi ilmeklerin arka lobundan ördüm. Devam ediyorum. Üçüncü sıraya. Bunları hiç arka lob örmeden düz öreceğim. Normal öreceğiz bu sırayı. 10 tane sık iğne yapıyorum. 10 tane ördüm. Bakın burada normal örüyoruz. Arka lob falan değil. Bir sıra arka lob, bir sıra normal örgü modeli. Şimdi 4 yarım trabzan yapacağım. Şimdi 4 yarım trabzandan sonra biliyorsunuz 19 trabzana geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapmışım. On dokuz tane trabzan yaptım. Şimdi 4 tane yarım trabzan yapıyorum. Dört yarım trabzandan sonra 10 tane sık iğne. Şimdi bir zincirle yukarı çıkıyoruz. Burada ilmeklerin arka lobundan öreceğiz. Şimdi dediğim gibi bir sıra ilmeklerin arka lobundan öreceğiz. Bir sıra normal öreceğiz. Bu şekilde 12. sıraya kadar örelim arkadaşlar. 12. sıradan sonra bir orada değişik yapmamız gereken bir arttırmamız var. Onu göstereceğim. Şimdi buraya kadar herkesin anladığını düşünüyorum. Dördüncü sırama başlayacağım. Dördüncü sıramda ilmeklerin arka lobundan örerek başlayacağım. 12. sıraya kadar aynı bu sistemde örelim. Bir sıra arka lobdan öreceğiz. Bir sıra normal öreceğiz. 12. sıraya kadar yapalım.
Şimdi 12. sıraya kadar ördüm arkadaşlar. Görüntü bu şekilde. Hem kenarları lastik görüntüsünde gayet güzel. Şimdi 13. sıraya başlayacağız. Şimdi 12. sıra benim bu şekilde arka loplarla ördüğüm, çalıştığım 12. sıram. 13. sıramda normal öreceğim sıra. Fakat burada bir küçük bazı detaylar olacak. Onları göstermeye çalışacağım. Şimdi bir zincirle yukarı çıktım. Yine 10 tane sık iğne yapalım. Normal örüyorum bu katımı. 12. sıram arka lopta. 13. sıram normal örüyorum. Ördüğüm sıram. 10 tane sık iğne yapalım. 10 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi yine 4 tane yarım trabzan örüyorum. Şimdi 4 tane yarım trabzandan sonra 8 tane trabzan örelim. Sekiz tane trabzanımı ördüm. Şunu bir düzeltmem lazım. Sekizinci trabzanımı ördüm. Burada dokuzuncu trabzan tepesine 3 tane trabzan yapıyoruz. Yani 8 trabzandan sonra ki dokuzuncu trabzan tepesine aynı yere 3 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde aynı yere 3 trabzan yaptım. Şimdi 10 trabzan kaldı. 10 tane daha trabzan örüyorum sırasıyla. Tane trabzan yaptım. Sıramın sonunda başka bir değişiklik yok. 4 yarım trabzan, 10 tane sık iğne şeklinde sırayı tamamlayalım. Şimdi bir zincirle yukarı döndürüyorum. İşlemimiz aynı. 10 sık iğne, 4 trabzan. Buraya 3 ekledik. 21 trabzan oldu. İşlemimiz aynı. Sırasıyla örelim. 10 sık iğne, 4 yarım trabzan, 21 trabzan oldu burası. Ve sıra sonunda aynı. Bir sıra yine örüyorum.
Şimdi bu sıramızda hiçbir şey yapmadan normalce ördük. İsterseniz arka loblardan da burayı örebilirsiniz. Ben normal düz ördüm. Şimdi burada ben 37 tane zincir yapacağım. Hemen yapıyorum. Zincirimi yaptım ve hemen buradaki ilk zincir nobuna giriyorum. Burası zincirle başladığım yere denk geliyor. Buraya hemen şöyle giriyorum, bir bağladım. Şimdi sıra sonuna kadar buradaki kalan loblara sık iğne yaparak bu sırayı tamamlıyorum. Burası zincirle başladığımız kısma denk geliyor. Şimdi buradaki loblara sık iğne yaparak sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Şimdi diğer tarafın 37 tane zincirini de yaptıktan sonra üst sırayı da yine bu şekilde sık iğne ile geçiyorum arkadaşlar. Ve artık maskemi sonlandırıyorum. Küçük çocuklar kullanacaksa onlara biraz moral olsun, espri olsun diye kenarına, köşesine benim gibi çiçek, süs, kelebek, kalp, herhangi bir şey yapabilirsiniz. Umarım ülkemizdeki bu üzücü olaylar biter. Hastalıklar, salgınlardan ziyade uğraştığımız başka şeyler de var. Dinlendirmek istemiyorum ama
canımız ciğerimiz yanıyor Mehmetçiklerimize. Umarım son bulur diyoruz. Her seferinde son olsun diyoruz. Evlatlarımız inşallah sağ salim gelsinler. Ölenlere rahmet diliyorum Allah'ımın. Şehadet, şehitlik şerbetini içtiler. Çok üzgünüm aslında. Çok moralim bozuk. Ama hayat bir şekilde devam ediyor. Şimdi de koronayla devam ediyoruz. İnşallah bizim ülkemizden, ırkımızdan, milletimizden hiç kimseye bir şey olmadan arınırız. Ne diyeyim? Temizleniriz. Maske bu şekilde hazır arkadaşlar. Dediğim gibi bir kampanya oluşturup böyle çeşit çeşit maskeler üretip moral olsun diye kardeşlerimize, ablalarımıza da götürebiliriz. Ve korunmak amaçlı da yine bu şekilde maskeler yapıp kullanabiliriz. Beni izlediğiniz için, bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.